Herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Ben biliyorsunuz ki bir Harry Potter sevdasına tutuldum. 30 yaşımdan sonra Potter kafa olmaya karar verdim. Kitapları okuyorum. Türkçe ve İngilizce karışık olarak okuyorum. Okumak için de Türkçeleri, İngilizceleri toparladım. Aldım kitaplığımda güzel bir Harry Potter bölümü oluştu. Ve sizin için bunları hem fiziksel olarak hem de okuma macerası boyutunda karşılaştırmalı olarak incelemek istiyorum. Size de sormuştum. Sizden de bu şekilde talepler gelmişti. Belki merak edenler de vardır. Benim videolarımı normalde izlemeyip de Harry Potter'la ilgilenen veya Harry Potter'ı İngilizce okumak isteyenler varsa onlara da fikir verici olabilir diye düşündüm. Hadi bakalım o zaman kitaplar hakkında konuşmaya başlayalım. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi arkadaşlar Harry Potter ve Sırlar Odası, İngilizce ismi de Harry Potter and the Chamber of Secrets. Şimdi baktığınız zaman baskılar gayet ikisi de aynı görünüyor. Kitap renkleri. Arka kapakta şöyle farklılıklar var. Anlatacağım. Şimdi İngilizcesinde hikaye anlatımının özeti arka kapakta bulunurken Yapı Kredi'nin bastığı Türkçe baskılarda şöyle iç kapağı almışlar. Yine kapakların kaliteleri de birbirinden farklı. Şimdi Harry Potter'ın İngiltere'deki dağıtıcısı Bloomsbury. Amerika'da Scholastic olması lazım. İngiltere dağıtıcısı üzerinden buldum yani ben kitapları. Bu arada Egamba'dan aldım. Kitap yurdunda da gördüm. Diğer sitelerde var mı yok mu bilmiyorum. O ikisine eğer ki almak istiyorsanız bakabilirsiniz. İç kısımlarında şöyle desenli bir baskı tercih etmişler. Arka kapakları da yine aynı şekilde. Ve dünyanın farklı yerlerinde yapılan Harry Potter kitap geceleri varmış. Herhangi bir kitabı satın aldığınızda orada gidip katılabiliyorsunuz. Maalesef ki Türkiye'de yapılmıyor. Rusya'da falan var bize en yakın. Belki oralara gidip katılabiliyorsunuz. İnternet sitesinde nedir orada? Pottermore. Yine açıklamalara yazarım. www.pottermore.com üzerinden aktive ederek gidip katılabiliyorsunuz. Bizim maalesef şu an için tabii öyle bir şansımız olmuyor. Gelelim şu kapaktaki kabartmalara. Yine İngilizce baskılarda bu kabartmalar çok daha fazla sert ve elinize geliyor. Türkçe baskılarda yine kabartma var fakat diğerine nazaran oldukça zayıf kalıyor. Gelelim boyut farklılıklarına. Bir kere Türkçe baskılardaki puntolar kesinlikle daha büyük. Şu İngilizce olanı. Şu da Türkçe olanı. Ve Türkçe baskılardaki boyut büyüklüğü kitaplarda da yine kendini gösteriyor. Şu üstte göreceğiniz şu farkı şöyle göstereyim. Daha küçük olan İngilizce arkadaşlar. Artık bu boyut farkının farkından bilmiyorum ama kapaktaki renkler de gerçekten İngilizcelerde daha canlı duruyor bence. Yani birkaç kitapta istisnai farklılıklar oluyor ama onun dışında aynı. Ben yine de şöyle bir size sıradan göstereyim. Bu saydığım farklılıklar dışında kapaklar zaten genel hatlarıyla birebir aynı. Birinci kitabın Türkçe çevirisini Ülkü Tamer yapmış Harry Potter'ın. Aslında çok eskiden başka bir yayınevi bir kere basmış. Farklı bir çeviriyle. Fakat o zaman kitap Türkiye'de hiç ilgi görmemiş. Üzerinden zaman geçtikten sonra Yapı Kredi tekrardan alıyor ilk kitabı Ülkü Tamer'e çevirtiriyor. Sonra Türkiye'de de popüler olmaya başlıyor. Fakat ilk kitaptan sonraki çevirisini Sevin Oktay ve Kutluk Kutlukan devam ediyor. Ve onların ikisinin beraber yaptığı çeviriler çok fazla beğeniyor. Bu arada yeni kapaklar gerçekten şahane. Ben çok fazla beğendim. Fantastik serilerin bu göze çarpan alıcı kapaklı olanlarını minimalistlere göre ben çok daha fazla seviyorum. Hikayeye uygun olanlarını. Bir de yan okumalar için Ozan Biddle'ın hikayeleri ve Çağlar Boyu Quidditch aldım. Bir de yine bilmeyenler için söyleyeyim. Fantastik Canavarlar Nelerdir Nelerde Bulunur kitabı var. Şu an onu da ben baskısını bulamadım. Zaten baskı genişletiliyormuş. Birkaç tane daha fantastik canavar ekleniyormuş. Tekrardan baskısı çıkacakmış. Farklı bir kapakla yurt dışında
çıkmış bulunuyor. Yine onu da İngilizce olarak isterseniz internet üzerinden şu anda Türkiye'de de temin edebiliyorsunuz. Ben şu an için onu tercih etmediğimden dolayı almadım. Türkçe olarak okuyacağım diye düşünüyorum ama belli olmaz tabii. Bunlar bu şekilde. Şimdi açıkçası mesela şu yan okumanın hangi kitaptan sonra okunacağını ben de bilmiyorum. Eğer aranızda bilenler varsa benimle de görüşlerinizi paylaşırsanız çok 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 fazla sevinirim. Ben Sırlar Odası'nı İngilizce olarak okudum arkadaşlar. Şimdi Felsefe Taşı'nı İngilizce okumadığım için onun hakkında yorum yapma şansım yok. Ama Sırlar Odası için şunu söyleyebilirim. Gerçekten rahat okunuyor. İngiliz İngilizcesiyle, British English ile yazılmış olmasına rağmen fark var mı derseniz var arkadaşlar. Şöyle ki şimdi Azerbaycan ve Türkiye gibi düşünün. Biz birbirimizi çok bazı ekstrem hani duymadığımız kavramlar, deyimler, atasözleri falan illaki vardır. Ama genel hatlarıyla gayet rahat bir şekilde nasıl anlıyorsak onlar da eminim ki birbirlerini anlıyorlardır ama sonradan dili öğrenen biri için zor, soyut, ikincil anlamı olan, deyimsel anlamı olan kavramlar ve cümlelerde insan çok fazla zorlanabiliyor. Örneğin Sırlar Odası'nda kendi aralarında işte Hermione, Ron ve Harry kendi aralarında konuşurken "There was a very pregnant pause" diye bir cümle vardı. Şimdi bunu birebir Türkçe çevirdiğiniz zaman şöyle bir anlam çıkıyor. Çok hamile bir duraksama oldu, sessizlik oldu. Şimdi doğal olarak bunun anlamı elbette ki bu değildir. Farklı bir şey var. Bu çok bariz bir şey. İşte ben ne olabilir? Bu çok beklenti içerisinde bir sessizlik oldu. Herkes birbirinden bir şey bekledi, durdu kaldı gibi. Bunu az çok anlıyorsunuz cümlenin gidişinden ama bu kadar bariz olmayıp da kaçırdığım şeyler illaki vardır. Yani Amerikan İngilizcesinden daha zor oluyor anlamak. İngilizce kitap okumaya başlamak için o anlamda doğru bir tercih olup olmadığı aslında sizin İngilizce altyapınızı hangi ülkenin İngilizcesine göre gramer öğrendiyseniz ona göre tercih etmeniz lazım. Bana sorarsanız ben daha önce söylemiştim benim bir İngilizce kitap okuma deneyimim yoktu bu konuda. Müthiş tembel bir insanım. İlk tecrübem oldu. İlk tecrübem olduğu için şimdi ben birazcık yabancı olduğum kavram deyimler bu verdiğim örnekteki gibi cümlelerde gerçekten biraz zorlandım zaman zaman. Bu bir gerçek. Hani hiç sözlüğe bakmadan ya da takılmadan okuyamıyorsunuz. Ama bu şekilde daha önce Türkçesini okuduğunuz bir kitabın İngilizcesini anlamakta hiçbir zorluk çekmezsiniz. Konunun genelini, kitabın genelini bildiğiniz için. Ya da Türkçe, İngilizce bölüm bölüm okuyarak gidebilirsiniz. Ya da benim gibi sesli kitap dinlemeyi seviyorsanız mesela İngilizcesini okuyup Türkçesini dinlemek şeklinde de bir yöntem uygulayabilirsiniz. Aslında doğru yöntem size en uygun yöntem. Her konuda olduğu gibi bu konuda da öyle tek bir doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben bir de şunu yapıyorum. Türkçe, İngilizce okuduktan sonra serinin filmlerini de izliyorum. Bu işin sonunda ne olacak bilmiyorum ama kitaplardan sonra filmleri izleyince bana son derece yavan geliyor. Çok fazla kesilmiş geliyor. Yani konuları bazı yerler değiştirilmiş, bazı yerler zaten çok kısaltılmış. En son filmde bunlar bir şekilde toplanacak mı bilmiyorum tabii. İzleyenler daha fazla yorum yapabilir diye düşünüyorum. Fakat şu an için ben açıkçası kitaplardan sonra filmleri hiç beğenmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konuda da sizin fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.